Ben de ilçe başkanlığı adayım. Vesayet rejimi Türkiye'de kalktı. AK Parti'deki vesayet rejimini kaldırmak için ilçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Eski İl Yönetim Kurulu üyesi eğitimci Cevdet Korkmaz, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı adayı olduğunu resmen açıkladı. AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı adayı Cevdet Korkmaz, AK Parti Türkiye'de vesayet rejimine son verdi. Ben de AK Parti içinde olan vesayet rejimine son vermek için ilçe başkanlığına aday olduğunu, delegelerden kongrede kendisine destek vermesini istedi. Cevdet Korkmaz yaptığı açıklamada sözlerine şöyle devam etti. Şu anda Kütahya'da pek çok gruptan söz etmek mümkün. Bunu örgütsel psikoloji bağlamında ele aldığımız zaman insanların birbirlerine olan kırgınlıkları ve her konumda biri diğerin adamı olmakla itham edilmekte. Ve ben şunu açıklıkla söyleyeyim, bütün yetkililere de sesleniyorum. Nasıl ki biz demokrasimizi Türkiye hükümeti bağlamında vesayetten kurtardık, burada da teşkilatlarımızı ilçe yönetimi başkanlığında her türlü vesayetten kurtulmak gibi iddiamız var. Yani biz inşallah bu görevi üstlendiğimizde hakkın, doğrunun ve adaletin yanında bir yönetim sergileyerek herhangi bir kimsenin, imtiyazlı insanların ya da vesayeti ilgilendirecek herhangi bir şahıs ya da şahısların adamı olmayacağımızı da buradan deklar etmek istiyorum. Uzun yıllar parti teşkilatında bulunan bir insan olarak gördüğümüz gözüm üzere ben de ilçe başkanlığı adayım. Bu başlangıç olarak da malum delege seçimiydi. Bugün hayırlısıyla delege seçimlerini oluşturuyoruz. Önümüzdeki süreçte de başkanlık adayı konusunda çalışmalarımız devam edecek. Peki, ilçe başkanlığına seçilmeniz halinde AK Parti'ye ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? Evet, ben her şeyden önce AK Parti'ye gönül vermiş ve üyelikten çeşitli kademelerde bulunmuş, en sonunda il başkan yardımcılığında bulunmuş bir kardeşinizim. Bu anlamda yaptığım çalışmalarla daha önceki dönemlerden teşkilatta bir şekilde teşriki mesaisi olan arkadaşlar beni tanırlar. Bu anlamda benim sosyolog bir kimliğim var, eğitimciyim ve parti teşkilatlarında kılcal damarları oluşturan parti tabanıyla kalbe ve beyne doğru giden il çatısı ve genel merkez çatısı arasında bağlantılar vardır. Bu bağlantıların sekteye uğramaması adına, tabanın gönlünü almak adına sosyal projelerle ve en iyi dinleyici olma hüviyetimizle bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ve bununla ilgili de hem akademik bilgilerimizi hem de tabandan gelen birisi olarak da tabanın endişelerini, şikayetlerini ve kendine özgü durumlarını bilerek böyle bir yola kendimizi koymuş bulunuyoruz. Peki, kongrede oy kullanacak olan delegelere mesajınız nedir, çağrınız? Öncelikle genel merkezimiz tıpkı Ahmet Davutoğlu Başbakanlığı konumunda olduğu gibi böyle barış içerisinde, sükunet içerisinde bir kongreden yana. Maalesef biz devlet olarak, hükümet olarak dünya birinci ligindeyiz ve kongre siyasetinden çok vizyonumuzun geniş olması nedeniyle bu vizyonu il bazında da gerçekleştirmek istiyoruz. Yani merkez ilçede biz herhangi bir şekilde kırgınlıkların, küskünlüklerin oluşmadığı bir kongreden yanayız. Yani bu mücadele bizim için geçerli olacak bir mücadele. Fakat şahsen ben burada bir şerh koymak istiyorum. Delegenin ve tabanın inisiyatifiyle, onların gönlü alınarak ortaya çıkan bir başkanlıktan yanayım. Böylelikle hem delegelerin kendilerini bu teşkilatta etkin bir rolde ve modelde olmalarını istiyorum. Hem de burada genel merkez işaret eder, biz de eli mahkum seçeriz anlayışından kurtulmuş olarak, ki genel merkezin işaret ettiği aday ben olursam dahi burada tamamen tabağına inerek delegelerin, hatta üyelerin de desteklerini alarak bu noktada birikimlerimizi bu arkadaşlarımızla paylaştık.